Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Herkesin cuması mübarek olsun. Bugün cuma. Ben günlük paylaşıyorum. Genelde öyle oluyor videolarımı. Ne var ne yok, nasılsınız arkadaşlar? Bugün burası yine bulutlu. Sabaha kadar da yağdı. Çok iyi oldu. Şöyle bahçeme ufak ufak sular yine oturdu. Sizlerde ne var ne yok? Sizin oralar nasıl arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Yorumlarınızı okudum. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Ne var ne yok, nasılsınız? Tekrar tekrar soruyorum ama inşallah iyisinizdir Rabbim. Herkese iyilik versin, sağlık, mutluluk versin. Allah kimseyi dara koymasın. Kimseye dert keder vermesin inşallah arkadaşlar. Herkesin gönlü hoş olsun, herkes mutlu olsun inşallah. Öyle. Bugün de ben ne yapıyorum? Bugün neler yapıyorum? Bugün arkadaşlar her zamanki gibi işte sabah kalkıyorum, sobayı yakıyorum, kahvaltıyı hazırlıyorum. Çocuklara krep yaptım sabah. Akşam yatarken krep hamurunu çırptım. Dolaba koydum. Sabah da hemen hazır yaptım. Çok rahat oldu. Krebimi de zaten herkes bilir. Süt, yumurta, kabartma tozu kattım. Tuz. Unla çırptım. Sabah 3 tane Efe götürdü okula. Birer tane kahvaltıda yediler. Birer tane de ben yedim. Eşimle beraber yedik. Sonra eşim biraz uyudu. Sonra kalktı, dişçiye gitti. Dişçiden geldi, yattı. Şimdi kalkacak, yine dişçiye gidecek. Daha önceki videolarımda da anlattım. Ramazan'a kadar bitirmeye çalışıyorlar. Yaptıkları narkoz muydu, morfin mi, her neyse işte. O yaptıkları iğne de gözüne zarar verdi. Böyle gözü kızardı, sulandı böyle çok. Bir gözümü dedi açıp kapatırken acıyor. Zaten oradakilere de anlatmış. Tabii üst üste sürekli, bir de uyuşmayınca bir daha yapmışlar derken yine gidecek şimdi. Şimdi ne yapıyorlar? Sabah gidiyor, törpülüyorlar. Öğleden sonra da gidiyor, ölçü alıyorlar çünkü. Ölçüyü aldıkları için yaptıkları dişi takıyorlar. Artık bu kalıcı mı, geçici dişler mi bilmiyorum. İşte malum ben de evde soba, odun, kömür, işte akşam işi, sabah işi, öğlen işi, iş. Malum bir kadının planı programı hiç bitmiyor. Ne yaptım arkadaşlar? İşte etrafı toparladım, yataktır, şudur budur. Dün işim gittikten sonra süpürgeyi açtım çünkü o evdeyken açamıyorum. Dün açtım süpürgeyi ama silmedim, sadece süpürdüm. Ondan sonra çünkü bayağı bir geç saat olmuştu, saat 6. 6.30 filandı. Zaten 5'e 15 geçe filan işim gidiyor, 5'e 20 geçe. Zaten onun yediği bulaşıkları toparla, şurayı düzelt, burayı kaldır derken dediğim gibi geç oldu. Dedim şimdi süpüreyim. Akşam akşam dedim silme, şu bu, uğraşmayayım. İşte dün öyle yaptım. Bu sabah da toparladım. Mutfağı, işte çocukların yatağını, üzerlerinden çıkardıklarını, kitaplarını. Şimdi ders programına göre çanta hazırlıyorlar ya. Çanta hazırladıkları için yani bir çantasından çıkardıkları ya masanın üzerinde oluyor, dondurucunun üzerinde oluyor, komodinin üzerine, her yere bir şeyler koyuyorlar yani. Onları toparlıyorum. Ondan sonra işte biz eşimle beraber kahvaltımızı yaptık. Burada bu balkonu temizledim işte. Yağmurlu olduğu için her yeri kediler çamur yapıyor. Mermerlerin üstü çamurdu. Merdivenler çamurdu. Merdivenleri yıkadım. Mermerlerin üzerlerini sildim. Ve biliyorsunuz turşu yaptığım gün bir tane beyaz lahana ayırmıştım. Onu doğradım. Ondan sonra tavuk, iki tane, iki parça tavuk göğsü. Yani tek tavuğun göğsünü haşladım. Onu tiftikledim. Didikledim. Ondan sonra tiftikleme una denil, şey pardon, yüne deniliyor değil mi arkadaşlar? Kusura bakmayın. Tiftikledim dedim ama didikledim ondan sonra.
Başka ne yaptım? Hamur yoğurdum. Haşhaşlı ekmek yapacağım. Aslında haşhaşlı imam sarığı onun adı. Biz öyle biliyoruz en azından. Haşhaşlı imam sarığı ama haşhaşlı ekmek de diyebilirsiniz. Haşhaşlı poğaça da denilir. Her şey denilir. Hamur yaptım. Haşhaşlı poğaça yapacağım ya da dediğim gibi ekmek neyse. İşte lahanayı da doğradığıma göre ne yapacağım? Lahanalı tarhana çorbası yapacağım. Tavuklu pilav yapacağım. Haşhaşlı ekmek yapacağım arkadaşlar. Çocuklar yarın evde, biliyorsunuz hafta sonu geliyor. Çocuklar evdeyken öyle yerler diye öyle bir hazırlık yapıyorum arkadaşlar. Tabii ki de bunları sizinle yapacağım. Öyle bir önden bir konuşayım dedim. Çünkü belki evde konuşamayabilirim. Eşim uyuyor. Ben eve gideyim. Şimdi eve gidelim hep beraber. Bakalım Gülizar bugün neler yapacak. Şöyle tarhanamı ıslattım arkadaşlar. Şöyle mis gibi. Şöyle lahanalarımı yıkadım. Süzgece koydum. Şöyle pirincimi ıslattım. Şöyle tavuğum. Gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar, haşhaşlı ekmeğin başına oturmadan soğanım, salçam burada güzelce kavruldu. Gayet güzel. Şöyle. Soğan koymadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben soğan koyup da yapmayı tercih ediyorum. Hazır dedim oturmadan. Bu da kavrulmuş. Şöyle. Biz kışın çok tüketiriz lahanalı tarhana çorbasını. Kışın yemeyeceğiz de ne zaman yiyeceğiz değil mi arkadaşlar? Şöyle. Çok az. Şöyle. Kapağını kapatacağım arkadaşlar. O orada kendi haline pişerken biz de haşhaşlı ekmeğimizi yapalım. Şöyle sobamızı, odunumuzu da koyalım. Ellerimi yıkayayım arkadaşlar. Hamurun başına oturayım. Şöyle arkadaşlar. Bismillah diyelim. İşimizin başına geçelim bakalım. Maşallah. Coşmuş. Zaten ta yoğururken mayalanmaya başlamıştı sanki. Masamın üstü temiz arkadaşlar. Leğenimi de şöyle toparladım. Altını temiz yani. Hemen başlayacağım açmaya. Çünkü anca mayalanır, anca pişer. Eşim de işe gitmeden yesin. O da bir tadına baksın. Şöyle arkadaşlar. Öncelikle şu haşhaşımı göstereyim. Haşhaşımı, bir paket haşhaş var burada arkadaşlar. İçine bir yemek kaşığı şeker kattım. Hemen hemen bir çay bardağı kadar da sıvı yağ kattım. Sıvı yağıyla böyle açtım. Daha katı koyabilirsiniz. Şöyle yanıma bir kaseye biraz yağ koydum. Ne olur ne olmaz, belki elimi yağlamam gerekir diye. Önden temizledim. Masamın üstüne her şeyi getirdim.
Hamurumun içinde ne var arkadaşlar? Hamurumun içinde süt var. Kuru maya var. Yaş mayayla yapmadım. Kuru mayayla yaptım. Ondan sonra 2 yumurtanın akı var. Sütün miktarı yarım litre. Gerisi göz kararı. Ama nereden baksanız yarım su bardağından fazla sıvı yağ da var burada. İşte süt, sıvı yağ, biraz şeker kattım hamuruna da. Mayayı kabartırken iyi oluyor. Ondan sonra arkadaşlar gerisi tuz, un, her şey göz kararı. Biraz da ılık su kattım. Tamamı yarım kilo süt değil. Biraz da yani bir su bardağı kadar da ılık sütüm var. Böyle yaptım işte. Zaten bunu bilmeyen yoktur, yapmayan yoktur diye düşünüyorum. Yapmayanlar vardır diye de içine ne kattığımı anlatayım dedim. Şöyle üstünü de kapatayım ki hamur kurumasın. Şöyle koyayım arkadaşlar. Biraz da yağ koyayım ki altına. Hepten de kuru kuru olmasın. Masaya yapışmasın. Şöyle merdanemi de aldım yanıma. Bunu güzel büyüteceğim. Masanın ayağında bir sorun mu var? Bana mı öyle geliyor? Vallahi masanın ayağı kırılabilir. Bir yamulmuş, bir garip olmuş. Eyvah eyvah. Ben yine de şöyle şunları garantiye alayım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Hayır, niye böyle olmuş anlamadım ben. Masadan anladım zaten. Bu şey arkadaşlar, masanın tekerleklerinin vidası gevşek. Gevşek derken pardon, küçük. Küçük olduğu için de halının üstünde yürürken yetmiyor. Bu tehlikeli, eşime söyleyeyim de yapsın. Bir kere oldu, yaptı. Şimdi üstünde çay içiyoruz, yemek yiyoruz, Allah korusun. Devrilir, kış günü halı da mahvolur. Sıkılmıyorsunuzdur inşallah arkadaşlar izlerken. İnşallah severek izliyorsunuzdur. Vallahi bakın ayak hiç iyi değil. Ayaktan ses geliyor, bir de masa zaten yamuk. Şu ayağım, hatta dizimi şöyle yapayım. Tam yükü bindirmeyeyim masaya. Dizimi koydum altına. Ki şu merdivenin verdiği sertlik yük, masaya dedim gelmesin. Elden geçmesi lazım masanın tekerini. Düşünsenize yemek yerken üstünde tencereler varken, Allah korusun. Halım da beyaz. Her şey mahvolur. Bakın. Gayet de güzel. Açıldı. Hemen haşhaşımızı da süreceğim. Topak topaklar var yine de. Öyle bir şeydi ki, kuruydu ki, bazen böyle yumuşak oluyor, bazen kuru oluyor. Bayağı uğraştım açarken. Elle süreceğim arkadaşlar. Elle her yerine sürülüyor, güzel oluyor.
Yağ koymayacağım başka bundan başka. Çünkü zaten haşhaşın içi yeteri kadar yağlı. Böyle elle daha iyi oluyor. Kaşıkla olmuyor. Kaşıkla daha önce denedim. Kaşıkla hiç her yerine sürülmüyor. Bu tariften kimler yapıyor arkadaşlar, yorumlara yazın. Kimler yapıyor? Siz nasıl yapıyorsunuz? Ben hamuruna süt katıyorum. Kuru maya, ılık su, iki yumurtanın akı, şeker, mayayı kabartmak için. Haşhaşı da gördüğünüz gibi anlattım. Haşhaşa da ne katıyorum? Yine sıvı yağ, şeker. Bir yemek kaşığı kadar şeker kattım. İşte. Herkes farklı farklı yapıyor. Ben de böyle yapıyorum. Şeyi az geldi. Unu. Ay, unu diyorum. Kafam nerelerde bir bilseniz. O yüzden dağınık oluyor kafam size bir şey anlatırken. Yağ az olduğu için masaya biraz şey geldi. Yapıştı yani. Şöyle. Nerede bıçağım? Şöyle olduğu için arkadaşlar bakın. Şöyle. Şöyle olduğu için böyle imam sarığı şöyle kaldırıyorlar yukarıya. İmamın sarığı deniliyor. Ama fırınlarda haşhaşlı ekmek olarak geçiyor. Ekmek fırınlarında da satılıyor bunlar. Böyle küçük tavalara yapıyorlar. Kaç sene oldu ben bunu tarifini bir fırıncıdan almıştım. Böyle fırın da poğaça, ekmek, pardon poğaça değil, simit, ekmek, bir de böyle haşhaşlı ekmek yapıyorlardı. Söylemiştim oradaki çalışana içine ne katıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz diye. Onlar da Allah razı olsun anlatmışlardı yani, anlatmazlardı. Öyle hani internet de o zaman böyle bu kadar çok yaygın değildi. Daha doğrusu bende akıllı telefon bile yoktu o zamanlar. İşe gidiyordum. Yeni evliydim. İşe giderken simit alırdım. Böyle haşhaşlı ekmek alırdım. Bazen arkadaşlarla kahvaltıda yemek için orada kahvaltı yapardık bazen. O zaman sormuştum. Çok beğenmiştim. Orada bir abi vardı sağ olsun. Ona sordum. O da anlattı, diyebilirdi yani, tarif veremem. Verdi, Allah razı olsun. O günden beri de yapıyorum. Hatta söylemiştim bir de işe giderken ben kendim de yaptım, güzel oldu diye. Şöyle arkadaşlar. Ben böyle yapmaya devam edeceğim. Videomuz uzun olmasın. Durum bu. Mevzu bu arkadaşlar. Diğerlerini de bu şekilde yapacağım için videomuzu uzatmayalım. Normalde küçük küçük ince ince yaptığım da oluyor. Bugün biraz büyük büyük de yapıyorum. Bazen küçük yapıyorum duruma göre. Şöyle. Masaya dokunmaya da korkuyorum bu arada. Böyle arkadaşlar. Şöyle size göstereyim şu şekilde. Devam edeceğim. Tabii ki de değerli vaktinizi almamak için diğerlerini kendim yapacağım. Yani yalnız yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Lahananın üzerine su ilave edeceğim. Organik kettle'ımdan.
her zaman sıcak suyumuz burada hazır. Şöyle. Hemen pilav tenceresini getireceğim buraya. Şunu şuraya alayım. Bunu buraya alayım. Onu alayım, bunu buraya. Sobamız uçuşa geçti sanki. Şöyle tereyağları da koyayım. Bazen üstüne koyuyorum arkadaşlar. Bazen üzerine piştikten sonra koyduğum oluyor. Ya da böyle önceden koyduğum oluyor. Şimdi yağ bakacağım. Eğer çok aşırı yağlıysa kısmını tekrar geri alacağım. Çünkü bayağı bir fazla yağlı olmasın. Tereyağını fazla yakmadan pirincini getireyim de. Biraz acelemiz var. Eşim dişçiye gitti. Dişçiden geldiği gibi biraz duruyor, sonra yemeğini yiyor. Pirincimi suda beklettim arkadaşlar. Ondan sonra güzelce nişastasından arındırdım. İyice yıkadım. Haşhaşlı ekmeklerimiz de tepside şişiyor. Şöyle. Üzerine biraz tuz koyacağım. Şöyle. Biraz daha. Çünkü bayağı bir pirinç var burada. Şimdi arkadaşlar, lahanam da kaynıyor. Hemen tarhanamı da katayım. Burada kavrulurken tarhanayı getireyim. Bakın gayet güzel kaynıyor. Lahanasına baktım, pişmiş. Şöyle tabakta biraz kameradan görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Kamerayı oraya hazırladım ama. Şöyle tabakta biraz sulandırmıştım. Erittim iyice tarhanamı. Benim tarhanam da zaten çok güzel oldu arkadaşlar. Un gibi. İncecik. Şöyle kaynayan lahananın içine ekledim. Biraz suyu az. Şimdi hemen kettle'ımdan sıcak suyumu ilave edeceğim. Çünkü hemen dibi tutuyor tarhanaları bilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Ay tarhanam da çok güzel oldu. Eşim de dişçiye gidip geliyor ya arkadaşlar. Malum çorba onun için iyi oluyor. Şöyle tabağımı hemen götüreyim mi? Çabuk çabuk karıştırayım. Elif de geldi okuldan. O da içeriği toparladı masanın üzerine. İşte boşalan her şeyi oradan taşıdı. Masanın üstünü güzel sildi. O da öyle yardımcı oldu bana, sağ olsun. Çorbamız biraz tıkırdasın. Belki biraz su ilave edebilirim. Pilavımız da iyice kavrulsun arkadaşlar.
Şöyle tavuğun suyunu da şuraya koyayım. Unuttum ben onu getirmeyi, soğudu. Evet, çorbaya çok az su katmam gerekecek. Ama gerçekten mis gibi koktu. Bu da sıcak sapı. Çok değil. Çok da sulu sulu olmasın tabii. Tabii biraz daha kaynayacak arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Böyle kış günü. Şifa deposu. Tarhanayı kendim yaptım arkadaşlar. İçindeki lahanayı da kendi bahçemde yetiştirdim. Şöyle. Pirincim de gayet güzel kavruluyor. Sobam da gümbür gümbür yanıyor. Videom da çok uzun oluyor. Neyse arkadaşlar. Haşhaşlı ekmeklerimi göstereyim size. Şöyle bakın. Gayet güzel. En son bunu yaptım. Bu da biraz kabarsın. Hemen fırına atacağım ki eşime yetişsin. Bir iki tane de ona kısmet olsun sıcak sıcak. Böyle arkadaşlar. Bunları da fırına attık mı? Pilavın da suyunu verdik mi? İşimiz kolaylaşır. Şöyle arkadaşlar, çorbamı kenara aldım. Çorbamın kıvamı bu şekilde. Gayet güzel oldu. Lahanalı tarhana çorbamız. Doğal mis gibi. Ondan sonra sobamı tamamen kapattım. Sobanın üstü sıcak. Pilavın altına da tencere altlığı var ya arkadaşlar, ızgara. Onu koydum. Pilavım şu şekilde. Tabanı hafif sulu. Ondan sonra alttan veriyor ya sıcaklığı. O onu yavaş yavaş demleye demleye pişirecek. Üzerine şimdi etlerimi koyuyorum. Zaten tavuk suyu koydum biraz. Normal su, sıcak su koydum derken bunu böyle mis gibi. Bakın hala kaynamaya devam ediyor. Hafif hafif tabii ki de. Tıkır tıkır. Şöyle pilavımız da şişsin. Hem demlensin hem pişsin. Arkadaşlar. Kapağını da kapatacağım. Hafif alttaki suyunu çeke çeke demlene demlene pişecek. Haşhaşlı ekmeklerimizi de fırına attık. Hemen mutfak dağıldı. Tabii ki de bunları hazırlarken mutfağımın dağınıklığını toplayacağım. Bir de arkadaşlar şunu merak ediyorum. Benim kanalımı nasıl keşfettiniz? Başka birinin kanalını izlerken yorumlarında mı gördünüz? Yani başka kanalların yorumlarında mı beni fark ettiniz? Yoksa YouTube'da öyle dolaşırken videom gözünüzün önüne mi geldi? Yani ne diyorlar ona Elif? Ne? Nasıl oluyor yani? Keşfete mi düşmüş oluyor? Yani o şekilde mi görmüş oldunuz? Keşfete mi düşmüş oldu? Ya da ne bileyim, ben öyle dolaşırken acaba ne izlesem bakalım, şuna da bakayım gibi, hani insan bazen canı sıkılınca dolaşıyor ya. Ya da kapak fotoğrafından mı etkilendiniz, bir açayım bakayım neymiş bu deyip. Yani beni nasıl keşfettiniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Merak ettim arkadaşlar. Mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Beni nasıl keşfettiniz? Hemen ben gideyim mutfağımı toplayayım. Bu da yeter artık herhalde. Şöyle arkadaşlar, daha fazla kurutmaya gerek yok. Şimdi bu tepsinin de şu kenarı biraz. Aslında fırınımı garantisi bitmeden bir servise göndermem lazım arkadaşlar. Bu fırını ben yeni aldım. Aldığımdan beri şöyle
şu kısmını pişirmiyor. O yüzden aynı sobada pişirir gibi çevirerek pişiriyorum. Bakın. Nasıl anlatayım? En son şu köşe. O köşe pişirmiyor. Orası ısıtmıyor demek ki. Aslında garantisi bitmeden servise göndermek lazım. Neyse bunun da altı üstü pişti ama sırf şu köşe biraz daha pişsin diye biraz daha dursun o fırında. Şimdi arkadaşlar normalde benim haş haşlılarım genelde şu şekilde olurdu. Şu şekilde. İlk hamurumu biraz kalın yaptığım için böyle oldu. Ama bu da çok güzel oldu. Tabii sıcak. Tel tel o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Bu böyle. Yemeklerimi yaptım. Gördüğünüz gibi haş haşlım da pişti. Diğerini de fırından çıkarırım. Bir iki dakika daha dursun. Böyle işte arkadaşlar bugün de böyle bir paylaşım yaptım size. Günlüğümü paylaşıyorum. Zaten kanalımın adı da Gülizar'ın günlüğü. Günlük ne yaptıysam, gezmeye gittiysem gezmeye gittiğimi çekiyorum. Hastaneye gittiysem hastaneye. Evde ne iş yaptıysam bağda, bahçede, evde ot toplamaya gidiyorum. Böyle size günlüğümü paylaşıyorum sizinle arkadaşlar. Günlük vlog çekiyorum. İnşallah severek, beğenerek izliyorsunuzdur. Hep söylemeyi unutuyorum arkadaşlar. Kanalımı kendinize ait işte WhatsApp gruplarınız ya da herhangi işte Facebook olsun, diğer hesaplarınız olsun. Oralarda paylaşırsanız çok sevinirim. Gruplarınız vardır mutlaka. Gruplarınızda benim kanalımı paylaşırsanız beni arkadaşınıza, eşinize, dostunuza, bacınıza, etrafınızda kim varsa kanalımı önerirseniz çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. He, unutmayın. Beni nasıl keşfettiniz? Çok merak ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar herkesin cuması mübarek olsun. Hoşça kalın.